Merhaba efendim, İçer Gündeminde sizlerle birlikteyiz. Program içerisinde Mersin'de, Mersin'in yakın çevresinde ve Türkiye gündeminde yer alan konulara değineceğiz. Şu sıralarda tartışılan bir konu var. O konuda İyi Parti eski grup başkan vekili Türkkan'ın Bingöl'de Meral Akşener'in ziyaretleri sırasında bir şehit yakınıyla girmiş olduğu tartışmada şehit yakınına küfretmesi. Ve yaşanan bu olay sonrasındaki ilk açıklamada Sayın Türkkan bu bir provokasyondur dedi. Ama daha sonrasında hata yaptım, özür diliyorum, evet küfrettim diyerek itirafta bulundu. Ve başta parti liderim Meral Akşener ve partililerim olmak üzere Türk milletinden ve o şehit yakınından özür diliyorum dedi. Ama tabii ki bu özrü hatasını affettirmedi. Türkiye'deki birçok önemli isimden ve birçok siyasi kesimden kendisine tepkiler geldi. Ayrıca Şehit Yakınları Derneklerinden, Gazi Derneklerinden de kendisine tepkiler geldi. Gelen tepkiler, Türkkan'ı biz mecliste görmek istemiyoruz, istifa etsin, milletvekilliğinden istifa etsin, partisinden istifa etsin ve artık siyaset yapmasın şeklinde söylemlerle gelen tepkilerdi efendim. Tabii ki bu tepkiler üzerine Meral Akşener'in isteği üzerine Türkkan grup başkan vekilliğinden istifa etti. Ve bugün saat 14'te İYİ Parti grup toplantısı olağanüstü yapıldı ve yeni grup başkanı da seçildi. Bu konuda hemen bir bilgi verelim. Lütfü Türkkan'dan boşalan yere Erhan Usta getirildi ve Erhan Usta İYİ Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni grup başkan vekili oldu efendim. Tabii Sayın Türkkan'a tepkiler devam ediyor. Bu tepkiler çerçevesinde küfür edilen şehit ailenin yakınları da maddi ve manevi davalar açmak için bugün adliyelere gittiler ve dava açtılar. O şehit ailesinin haricinde bazı vatandaşlar, bazı sivil toplum kuruluşları da Lütfü Türkkan hakkında dava açmak için bugün adliyeye gittiler. Ve Adana'da yaşıyordu o küfür edilen ailenin bir ferdi, şehit olan bir vatandaşımızın, bir polisimizin, askerimizin abilerinden biri Adana'da, Kozan'da yaşıyordu. İşte AK Parti yetkilileri de Adana'da o şehit ailesinin yakınını ziyaret ettiler ve o ziyaret sırasında da Sayın Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi yapıldı. İYİ Parti eski grup başkan vekili ve Kocaeli milletvekili Lütfi Türkkan'ın küfür ettiği şehit abisi Tahir Gümren'in Kozan'da yaşayan kardeşi Ahmet Gümren'i AK Parti sözcüsü ve genel başkan yardımcısı Ömer Çelik Kozan'daki evinde ziyaret etti. Şehidimizin bir kardeşi Ahmet kardeşimiz Kozan'da ikamet ediyor. Benim bugün Kozan'da programlarım vardı. Ben de Ahmet kardeşimizin burada ikamet ettiğini Kozan'a gelince arkadaşlarım söyledi. O vesileyle öğrendim. Program bitince ben kendisini ziyaret etmek istedim. Tekrar aziz şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah razı olsun. Onun ailesine yapılan o çirkin saldırı milletimizin tamamına yapılmıştır. Dolayısıyla bu sadece bir kişiye yapılmış, bir aileye yapılmış değil. Bütün bir milletimize yapılmış bir, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarına yapılmış bir saldırıdır. O sebeple herkes gördü ki milletimizin her ferdi, her kesimden insanımız bunu şiddetle lanetledi, kınadı. Affedilmeyecek bir çirkinlik olarak birilerinin sabıkasına yazıldı. Ziyarette hakarete uğrayan şehit abisinin kardeşi Ahmet Gümren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştü. Namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Bugün de yine Boşlar Dernekleri'yle bir toplantım vardı. Orada da yine bütün o derneklerin başkanlarına da söyledim. Tabii arkadaşlarım da söylüyorlar ancak çarşamba günü
benim grup toplantım var. Orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Yani bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar. Bunların alnını karıştırırız. Ve gereken de neyse bunları zaten bunun sonuna kadar yapacağız. Buna inanıyoruz. Buradan geri adım atmamız mümkün değil. Yok memişte görevden almışlar, memme yapmışlar. Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz. Tek dileğimiz de budur Sayın Reisim. Allah razı olsun. Size de güveniyoruz. Sırtımızsınız yani, Allah razı olsun. Yapacağımız şey gereken neyse onu yapacağız. Evet, tek dileğimiz de budur. Önemli olan gerek bu adamın bu parlamentoda yerinin olmayışı, ki bunun genel başkanının da her şeyden önce kendi üzerine düşen görevi yapması. Doğrudur. İnşallah. İnşallah gereğini yaparlar. İnşallah. Bizim milletvekillerimiz de inşallah bir önerge verirler. Ya bunu milletvekili düşsün istiyoruz. Tek dileğimiz de budur. Ya öyle bir çatalda durması istemiyoruz. Allah razı olsun. Hakkınızı da helal edin. Bütün aileye selamlar, sevgiler. Ve aleyküm selam. Allah razı olsun. Saygılar efendim. Sağ ol. Allah'a hürmet ediyoruz. Başka şehit babalarımız da var burada. Hepsi hürmetlerini iletiyor. Hepsine selamlar, sevgiler. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Hürmetler efendim. Hayırlı akşamlar. Terörle mücadelede ülkemizde en fazla şehit veren ilimiz Osmaniye. Osmaniye'de de şehit yakınları, şehit yakınlarını temsil eden derneklerin yöneticileri, gaziler, gazileri temsil eden derneklerin yöneticileri Lütfü Türkkan'ı kınayan bir açıklama yaptılar. Osmaniye'de şehit yakınlarıyla gaziler, Bingöl'de şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Türkiye'de en çok şehit veren il olma özelliğini taşıyan ve şehitler diyarı olarak adlandırılan Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki şehitlik alanında bir araya gelen Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Muharip Gaziler Derneği ile Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği üyeleri Lütfü Türkkan tarafından yapılan hakarete tepki gösterdi. Şehit edilen İsa Gürmen şehidimizin kardeşi Bingöl'de verdiği tepki neticesinde kendini bilmez bir milletvekili Lütfi Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfürlü şehit ailelerine ve gazilerimize yapılmış gibi addediyor. Esef, şiddetle, nefretle kınıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimiz ve şehitlerimizin aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmayacaktır. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimizde teröre destek verenler, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği ve terbiyesizliği içinde cüret etme cesareti gösteren hiçbir parti ve milletvekilini istemiyoruz. Şehit aileleri ve gazileri olarak her kim terör sevcileri ve onlarla beraber katillerine destekleyen siyasi partiyle temasa geçip iş tutanlara karşısında hep bizleri görecektir. Şehidin kardeşine küfrederek Lütfi Türkkan'ı milletvekilliğinden istifaya davet ediyoruz. Nefretle, hepinizi saygı ve saygıyla selamlıyorum. Nefretle, şiddete kınıyoruz. Nefretle, şiddetle. O şekilde milletvekili istemiyoruz mecliste. Lütfi Türkkan'a tepkiler devam ediyor değerli seyirciler ve bu haberler öncesinde de dile getirdiğim gibi Meral Akşener'in isteği üzerine Lütfi Türkkan İYİ Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifa etti. Sonrasında kendisinin yerine bugün saat 14'te yapılan olağanüstü toplantıda
Erhan Usta seçildi. İyi Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni grup başkan vekili Erhan Usta oldu. Değerli seyirciler, Tarsus'a geçelim efendim. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan yapmış olduğu çalışmalarla Türkiye'de dikkat çeken bir isim. Ve Haluk Bozdoğan, İçel TV ve Sun TV ortak yayınında gündem programına konuk oldu ve soruları cevaplandırdı. Tabii program tekrarını İçel TV'nin sosyal medya hesaplarından rahatlıkla istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Şimdi Haluk Bozdoğan'ın yapmış olduğu konuşmasının dikkat çeken bir bölümünü ekrana getiriyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Sun TV ve İçel TV'de ortak yayımlanan gündem programında son zamanlarda belediye meclisinde yaşanan gerginliğe, önceki dönemlerden kalan 28 dosyayı açıklamasının engellenmesine ve hizmetlere yönelik açıklamalarda bulundu. Ya tabii bence toplumun ilk görevi, temel görevi adalettir. Yani en huzurlu toplumlar kendi üyeleri arasında karşılıklı güler yüzün ve saygının eksik olmadığı toplumlardır. Ha, birini sevmeyebilirsin ama saygı göstermek zorundasınız. Orada bazı evraklar açıklanırken sadece o evraklar açıklanmasın diye müdahale ederseniz bu bir saygısızlıktır. Halkın doğruları bilmesinin önünün kesilmesidir. Halkın doğruları bilmesini önlediğiniz zaman o zaman siz halkçı olarak ortaya çıkamazsınız. O yüzden çok ısrarla şu vurguyu yaptım. Ben halkın avukatıyım dedim. 95 bin oy vermiş bu insan bana. Ve ben burada hem hak yolundan hem halk yolundan asla ayrılmam dedim. Rahmetli Bülent Ecevit'in o sözünü vurgu yaparaktan, ki benim için çok önemli bir sözdür. Ama burada halktan bir şeyleri sakladığınız zaman o zaman halk sandıkta seçim günü çok güzel sorgulayacaktır. Örneğin ben çok net konuşayım. 2018 Aralık ayı, Ocak ayı, 2019'un Ocak ayı. 38 milyon kredi çekiyorsunuz. 2.64 de çekiyorsunuz. 2.05 de çekiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben kentsel dönüşüm yapacağım. Ve diyorsunuz ki ben asfalt yapacağım. Ve diyorsunuz ki bizler parke yapacağız diyorsunuz. Peki, kentsel dönüşüm yaptınız mı? Yapmadınız. Parke yaptınız mı? Parkeye ne kadar para ödediniz? 644 bin lira. Peki, asfalta ne kadar ödediniz? 1.400. Toplamda 2 milyon para. Peki, diğer geri kalan 36 milyon. Şimdi meclisten bir karar geçiriyorsunuz. 38 milyon lirayı ben şunları yapacağım diye. Yapmıyorsun. Bu görevi kötüye kullanmaktır. Buyurun gelin araştıralım. Birlikte yapalım. Nedir, ne değildir birlikte ortaya çıkartalım. Ama maalesef bu yapılmıyor. Ve mecliste anlatıyorum. Bakın diyorum. 2,5 yıldır 60 milyon lira ben banka parası ödedim, faizi ödedim. 20 milyon lira geçmişten yapılan asfaltın ve parkenin parasını ödedim. Kimin parası? Halkın parası. 80 milyon lira. Ya düşünebiliyor musunuz? Siz bu kadar borç ödüyorsunuz ve şu an belediye artıya geçiyor. Kala kala toplamda kalan borcu, bankaya olan borcu sadece İller Bankası'na kalan borç. Bir de 9 milyon lira bir borç var. O belediyenin elinde parası var, gücü var. Dimdik ayakta bir belediye. Yani bu başarılmayacak bir şey değil. Biz sadece şunu yaptık. Demin söylediğim gibi kimse çalmadı, kimse çaldırmadı. Ve bu da çok önemli bir hikaye. Değerli seyirciler, bugün Türk dünyası açısından önemli bir gün. Azerbaycan açısından önemli bir gün. Azerbaycan, Türk toprağı Karabağ 30 yıl boyunca Ermenistan'ın işgali altındaydı. Ve bir yıl öncesinde Azerbaycan başlatmış olduğu harekatla Karabağ'ın çok önemli bir bölümünü Ermeni işgalinden kurtardı. İşte Karabağ zaferinin birinci yıl dönümü
bugün Azerbaycan'da coşkuyla, gururla kutlanıyor. Sadece Azerbaycan'da değil, ülkemizde de coşkuyla, gururla kutlanıyor ve Mersin'de de Toroslar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Anıttepe Parkı'nda Karabağ zaferinin nişanesi olarak bayrak çekme, şanlı bayrağımızı göndere yükseltme töreni düzenlendi ve bu törende Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşin Yılmaz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da günün anlamına yönelik birer konuşma yaptılar. Karabağ'ın işgal altından kurtuluşunun yıl dönümü birçok açıdan büyük öneme haiz. Zira bana göre Karabağ'ın işgalden kurtarılması hadisesi bir dönüm noktasıdır. Bana göre Karabağ'ın kurtuluşu 100 yıllık hasretin sona ermesidir. Türkiye ile Azerbaycan'ın kucaklaşmasıdır. Büyük emekler verildi, canlar verildi, kanlar verildi. Bugün Allah'a çok şükür bu günleri gördük. Niye böyle söylüyorum? Boraltan Köprüsü hadiselerinden buraya geldik. Hatırlayınız. 145 aydın Azerbaycan'dan, Sovyet zulmünden kaçan aydın Boraltan Köprüsü'nden gelirler ve Türkiye'ye, kardeşlerine sığınmak isterler ama o zamanın siyasi iradesi net bir tavırla onları tekrar Azerbaycan'a gönderir ve orada o köprünün başında Sovyet askerleri tarafından infaz edilirler. Bu güzel günde bunu hatırlamalı mıyız? Bence hatırlamalıyız. Bu olay bugünü daha da kıymetli kılan bir olay. Bu olay Karabağ zaferini daha da kıymetli kılan bir olay. Artık şunu görmemiz, anlamamız gerekiyor. Bir olursak, beraber olursak, dilde, fikirde, işte bir olursak dünyada karşımızda duracak hiçbir güç yok. Bunu da tüm milli duygularımız yanında çocuklarımızın daha güçlü bir Türkiye'de, daha güçlü bir Azerbaycan'da, daha güçlü bir Kıbrıs'ta, daha güçlü bir Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, daha huzur içerisinde ve müreffeh bir Asya'da, dünya kaynaklarının dengeli paylaşıldığı bir dünyada yaşamak için bir olmamız, beraber olmamız gerekiyor. Bakınız, 50 yıl önce Avrupa'da savaş vardı, 2. Dünya Savaşı. Çok can gitti. Ondan sonra bir olmayı, beraber olmayı becerdiler. Avrupa Birliği'ni inşa ettiler ve bir güç olarak dünya siyasetinde ortaya çıktılar. Yine Amerika'da benzer durum var. Her nedense bize demokrasi nutukları atanlar, hukuk nutukları atanlar Avrupa'da dünyanın değişik yerlerinde birlikleri kurarken bizi bölmek, parçalamak için değişik fikirler, senaryolar üretiyorlar. Ama Allah'a çok şükür Karabağ'ın kurtuluşuyla yeni bir dönem başladı. Allah'ın izniyle çok yakın zamanda çok daha güzel gelişmeler olacağına canı gönülden inanıyorum. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar Bey bizlerle birlikte. Sayın Cumhurbaşkanım, saygılar, sevgiler sunuyorum. Saygılar, sevgiler, saygılar. Ben şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kuzeye baktığımda Toroslar görürüm. Dolayısıyla sizlere selam olsun buralardan. Sizlere en kalbi duygularımla sesleniyorum. Tüm hazuruna, oradaki misafirlerinize, Torosların değerli yönetim kuruluna, meclis üyelerine, muhtarlarımıza, halkımıza, Azerbaycan'dan gelen misafirlerimize, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sevgi ve saygılarımızı ve selamlarımızı iletiyorum. Hepiniz sağ olasınız, var olasınız. Tabii bugünün gündemi herhalde Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümü dolayısıyla. Evet. Bir kutlama merasimi. Evet. Sayın Başkanım, ben akşam İstanbul'daydım. Beni Azerbaycan Federasyon Derneği Başkanı davet etti. Diaspora Bakanı da oradaydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı milletvekilleri oradaydı İstanbul'da. Four Seasons Oteli'nde. Güzel bir gece yapıldı ve orada da yaptığım konuşmada ben şöyle ifade ettim. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Türkiye Cumhuriyeti'nin de zaferidir. Kıbrıs Türk halkının da zaferidir. Bütün Türklük dünyasının zaferidir. Çünkü biz aynı soydan, aynı milletin evlatları olarak bu mücadelemizi hep birlikte vermekteyiz. Dolayısıyla o 44 günde
o Azerbaycan topraklarının şu kadar yıldan sonra tekrar esaretten kurtuluşu, tekrar Azerbaycan'ın kontrol altına alınması, Karabağ bölgesinin kurtarılması, Cumhurbaşkanı komutan, başkomutan diyelim, Aliyev'in, İlham Aliyev'in liderliğinde ve önderliğinde Azerbaycan halkının bu zaferi bizlerin de zaferidir. Dolayısıyla her zaman da olduğu gibi et ve tırnak, sizin de ifade ettiğiniz gibi birlik ve beraberimizi korumamız durumunda güçlü bir Türk dünyası, tabii bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Devleti de bizim kardeşlerimiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti de. Çünkü biz de Doğu Akdeniz'de bu coğrafyada ta Azerbaycan'dan Türkiye Cumhuriyeti ama Doğu Akdeniz'de de biz buradaki ön cephede Serhat Bekçiler olarak bizim de karşımızda Rumyan ikilisi var. Bizimle her türlü gerçekten haksızlığa karşın onlara karşı direniyoruz. Bizlerle birlikte sizlerle daha güçlü olacağımıza inancımı tam olarak akşamki konuşmamda da belirttim. Dolayısıyla bu duygularda varlığımızı sürdürmek, milli menfaatlerimizi korumak ama bu dünyada birlikte ve her türlü işbirliğiyle aramızdaki temasların artırılması gerek kültürel, gerek ekonomik, gerek siyasi her türlüsüyle aramızdaki bağların daha da yoğunlaştırılması ile daha güçlü olacağız. Buna yönelik de inanıyorum. Dolayısıyla bir kez daha ben de Azerbaycan halkının bu Karabağ zaferi dolayısıyla birinci yılda bayramlarını tekrar kutlamak istiyorum. Bayramları kutlu olsun. Dediğim gibi onların başarıları, onların zaferi bizlerin de zaferidir. Türklük dünyası zaferidir. Ve hep birlikte inşallah geleceğe büyük bir umut, büyük bir özgüven ve dolayısıyla gerçekten güçlü olarak geleceğe hazırlanmak en büyük temennim ve dileğimdir. Sizleri de beni ilgili biliyorsunuz yaz aylarında Toroslar'da ağırladığınız oradaki bu parkta Denktaş Bey'in büstü önünde törenlere katıldım. Bana çok büyük yakınlık gösterdiğiniz. Dolayısıyla tüm Toroslar Belediyesi halkına da, oralardaki bölge halkına da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden selam ve sevgilerimi iletiyorum. Hepinize hürmetlerimi ifade etmek istiyorum. Hepinize sağlık diliyorum. Hepinize bir kez daha bayramınızı kutluyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun Sayın Başkanım. Biz teşekkür ederiz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlama şerefine nail olduk. Orada şunu söylemişti. Her sabah kalkarım Türkiye'ye bakarım. Toros dağlarını görüyorsam o gün huzur içerisinde rahat olurum. Ben de şunu söylemiştim. Biz de Torosların zirvesine ne zaman çıksak gözümüz Kıbrıs'ı arar. Kıbrıs'ı görürsek mutlu oluruz. Bugünkü tabloda şu çıkıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Bunu hep biz biliyoruz da. Karabağ Savaşı zaferi bunu bir kez daha tescil etti. Kıbrıs'ta huzur yoksa Türkiye'de huzur yok. Kıbrıs'ta huzur yoksa Bakü'de huzur yok. Kıbrıs'ta huzur yoksa Türk dünyasında huzur yok. Hepimiz birbirimiz için gerekliyiz, önemliyiz, seviyoruz, sayıyoruz. Birleşerek güçleneceğiz inşallah. Katılımınızdan dolayı ben de sizlere tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Buradaki misafirlerimiz, Azerbaycan'dan gelen Sayın Bakanımız, Sayın Hocalarımız, değerli Kaymakamımızla selam ve sevgilerini iletiyorlar. Kıbrıs'a bizden selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Hürmet ederim. Saygılar sunarım. Hepinize sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalınız. Sağlıcakla kalınız. Sağ olun. Sağ olun. Evet kıymetli misafirler. Bu törenimiz hakikaten çok anlamlı bir tören. Çok konuşmayı uzatmak istemiyorum. Bizim için çok önemli bir gün. Ben tekrar katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Akşam da malumunuz saat 8'de yine burada Azer'in konserimiz var. Hepinizi buraya burada bekliyoruz inşallah. Beraber Azeri türküleri söyleyeceğiz. Efendim marşlarımızı söyleyeceğiz. Zaferimizi yad edeceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Evet, Toroslar Belediyesi Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümünü zafer coşkusuyla kutladı ve kutlamalarda devam ediyor efendim. Şimdi değerli seyirciler, program başında sizlere aktarmıştım. İYİ Parti'nin eski grup başkan vekili Lütfü Türkkan'a tepkiler. Birçok önemli isim siyasi çevrelerden, şehit yakınlarından, gazilerden, STK'lardan tepkiler geldi ve gelmeye de devam ediyor. Bu tepkiler gelirken Meral Akşener'den ses gelmiyordu. Meral Akşener sessizliğini bozdu. Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ın şehit yakını
Tahir Gümren'e etmiş olduğu küfür sonrasında yaşananlarla ilgili olarak şunları söyledi. Meral Akşener, bu olayı kabul etmemiz, tasvip etmemiz tabii ki mümkün değildir. Vatandaşlarla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyunuz dedi parti teşkilatlarına. Öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Dikkatli olun dedi parti teşkilatına seslenerek Meral Akşener efendim. Tabii bugün yine önemli bir toplantı var. O önemli toplantı hala devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde kabine toplandı. Kabinede önemli konular tartışılıyor. Vatandaşı ilgilendiren en önemli konular tabii ki asgari ücret ne olacak? Bununla ilgili bir karar çıkacak mı acaba kabine toplantısından? Ayrıca EYT'lilerin durumunun iyileştirilmesi açısından Sayın Cumhurbaşkanı nasıl bir karar alacak? Buna yönelik vatandaş şimdi kulaklarıyla 4 kulak, 10 kulak bu toplantı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamayı bekliyor. Programımız dahili içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması başlarsa canlı olarak bağlanarak sizlere aktaracağız efendim. İçer gündemi devam ediyor. Asayiş olaylarından üzücü bir olay ve ilginç bir olay yaşandı. 14 yaşındaki bir kız çocuğu elinde silahla bir kafe bastı. Ve o baskında yine bir kız çocuğunu bacağından yaraladı. Kaçarken de olayla hiç alakası olmayan yaşlı bir kişinin yine bacağından yaralanmasına neden oldu ve kaçan kız aranıyor. Konya'da kafede oturan 14 yaşındaki bir kız başka bir kız çocuğu tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Olaya müdahale etmek isteyen polisi gören şüpheli kız kaçarken tabancayı ateşleyince yoldan geçen yaşlı bir kişi de bacağından yaralandı. Olay Selçuklu ilçesi Ferhuniye mahallesi İktap sokak üzerinde bulunan bir kafede yaşandı. Kafede oturan 14 yaşındaki M.A. isimli kız kafeye gelen başka bir kızın silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli kız M.A.'yı bacağından yaraladıktan sonra kaçarken silah sesini duyarak olay yerine gelen yakındaki polis ekiplerini karşısında görünce rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda yoldan geçen 72 yaşındaki Mustafa Ö.D. bacağından yaralandı. Şüpheli Nalçacı Caddesi üzerindeki plakasının sahte olduğu anlaşılan bir hafif ticari araçta bekleyen şahısla birlikte olay yerinden kaçtı. Bacağından yara alan M.A. kafe yakınındaki özel bir hastaneye giderken bacağından yaralanan Mustafa Ö. ise olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Mersin'in Erdem ilçesinde D-400 karayolu üzerinde polis uygulama noktası kurarak asayiş çalışması yaptığı sırada bir araca dur ihtarında bulundu. Araç durmadı, o noktadaki bir polise çarparak kaçtı. Polis yaralandı, araç aranıyor. Mersin'in Erdem ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında durdurulmak istenen bir otomobil polis memuruna çarparak kaçtı. Olayda yara alan polis memuru hastaneye kaldırılırken kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde D-400 karayolu üzerinde polis asayiş uygulaması yaptı. Uygulama esnasında kimlik kontrolü için durdurulmak istenen bir otomobil, uygulamada görevli polis memuru SG'ye çarparak hızla uzaklaştı. Polis memuru SG, olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis memurunun vücudunda kırıklar olduğu belirlenirken hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Öte yandan uygulama noktasında polis memuruna çarparak hızla olay yerinden kaçtığı belirlenen otomobilin markası ve modeli tespit edildi. Otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma sürüyor.
Değerli seyirciler, trafikte iki araç içerisinde bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sokağın ortasında silahlı kavgaya dönüştü. Silahlar patladı, iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Konya'da sokak ortasında çıkan silahlı trafik kavgasında iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde iki grup arasında trafik tartışması yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonrasında İsmet Toker, Bayram Toker, Mustafa B., Burak B. ve henüz ismi belirlenemeyen bir kişi kurşunlarla yaralandı. Olayda ağır yara alan Bayram Toker özel bir hastaneye yakınları aracıyla götürüldü. Başından yara alan İsmet Toker, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Mustafa B., Burak B. ve diğer yaralıysa ambulansla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Bayram Toker ve İsmet Toker kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme şube müdürlüğüne bağlı ekipler kavganın yaşandığı alanda inceleme yaptı. Cinayet büro amirliği ekipleri olaya karışan 3'ü yaralı 6 kişiyi 4 adet silahla birlikte yakaladı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Bir halk otobüsü durağa, içinde yolcular bulunan durağa çarptı. Olayda otobüsteki ve duraktaki yolculardan, vatandaşlardan yaralanan olmadı. Ancak otobüs durağa çarptıktan sonra daha rahat bir bölgeye alınmak isterken sürücü bu sefer yine kontrolü kaybetti. İki otomobile, MOBESE direğine ve bir elektrik direğine çarptı. Sürücünün 68 yaşında olduğu için reflekslerinin şoförlük yapmaya uygun olmadığı iddia edildi. Antalya'da freni boşaldı, ileri sürülen 68 yaşındaki sürücünün kullandığı halk otobüsü yolcu durağına çarptı. Abi, otobüsün şoförü ihtiyardı. Durağa vurdu, geldi. Hepimizi buraya doğru kapattı, gitti yani. Önce durağa mı vurdu? Önce durağa vurdu, duraktan sonra bastı, durağı geldi yani. Ekmek arabası benim, evet. Yok, şu an yok. Sadece başımı şeye vurduk ama bir şey yok. Tabii. Yok, yaralı falan yok yani. Yok, yok, Allah'a çok şükür yok. Olay sonrasında otobüsü çekmek için bir kez daha araca binen sürücü bu kez de MOBESE direğini devirdi. İki araç ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yara alan olmazken otobüs sürücüsü ifade için polis merkezine götürüldü. Duraktaydım. Otobüs geldi, durağa üst tarafına çarptı önce. Durağa çarpınca adam biraz heyecanlandı. Ben de dedim, arkadaş dedim, arka vitesi tak dedim, durağa iyicene götüreceğim dedi. Vites de arka vites girmiyor dedi. Ondan sonra memur bey geldi. Memur dedi, indir dedi müşterileri dedi. Arkaya aldılar müşterileri başka otobüse. Ondan sonra otobüsün burnu dışarıda olduğu için memur, sivil memur dedi ki, arabayı dedi kenara çek abi dedi. Bu arabaya bindi, gaza basınca yüklendi gitti. Araba boştu Allah'tan ki. Arabayı boşalttık. Anamur'da ve Bozyazı'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanan kişilere yönelik baskınlar yapıldı, gözaltılar ve tutuklamalar var. Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Anamur ve Bozyazı'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini yapan ve kullanan kişileri takibe aldı. Yaklaşık 2 aylık çalışma sonrasında belirlenen adreslere şafak operasyonu yapan ekipler 10 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 710 gram bonzai, 4 kilogram esrar, 33 gram metamfetamin, 9 ekstazi hap, 27 adet lycra hap, 3 hassas terazi ve uyuşturucu madde içme düzenekleri ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8.750 Türk lirası parayla geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden FK, OK, KBK, AK, HD, TA ve SO ile
suça sürüklenen çocuk S.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İ.R. isimli kişi ise savcılık ifadesinin ardından N.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Efendim, son dönemlerde ülkemizde hakikaten ilginç şeyler yaşanıyor. Özellikle tüketimde, fiyatlarda. Şimdi ciğeri çoğu insan sever. Eti yine çoğu insan sever. Etin kilosu şimdilerde işte 70 lirayla 95 lira arasında değişiyor. Kentine göre, muhitine göre. Ama ciğer etten daha pahalı. Adana'da kebapçılar ciğer bulamıyor. Ve Adana'da etin kilosu 65-70 lirayken ciğerin kilosu 110 lira. Adanalı kebapçılar başka illerden ciğer getirtmek zorunda kalıyorlar. Ve birazdan göreceksiniz, bir kebapçının dediği gibi bir zamanlar garibanın yiyeceği olan ciğer kebap şimdi zenginin yiyeceği. Adana'da canlı hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte ciğer sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Ciğerin kara borsaya düşmesiyle birlikte Adana'da bazı kebapçılar çareyi çevre illerden ciğer sipariş etmekte buldu. Kuzu ciğerine bir ayda 3 kez zam gelince kilogram fiyatı 110 liraya ulaştı. Gördüğünüz gibi şu ciğerin kilosu 110 TL. Ciğer fiyatı aldı başını gidiyor, durdurmak imkansız. Adana'ya gel ciğerimi ye. Ama ciğeri de yiyemez olduk. Gerçekten çok pahalı. Aşırı pahalı. Eskiden ciğer kullanılan bir şey değildi. Ama ciğere rağbet çoğaldı. Ciğer şu an aldı başını gidiyor. Şu an 110 TL'ye kadar fiyatı var buralarda, Adana'da. Yani ciğer şu an kısıtlı. Daha doğrusu önceden garibanın yemeğiydi ciğer. Şu an zenginin yemeği oldu. Valla buna bir önlem bulunmalı. Çünkü bu kadar olmaz yani. Ne oldu? Ne değişti? Bu ciğer niye arttı? Ne değişti? Sonuçta et kaç lira? Et fiyatından ver. Ne değişti? Burada başka şeyler dönüyor. Bence burada bir fırsatçılık var. Şu an ciğerin kilosu 110 TL'ye kadar gidiyor yani. Yani ciğer nadir, çok nadir bulunuyor yani. Yani şu anda koyun fiyatlarının artışından, arpayla buğdayın artışından dolayı kuyruk yağıyla ciğere müthiş bir şekilde zam geldi yani. Kuyruk yağı ne kadar oldu? Kuyruk yağı şu anda 60 TL kilosu. Yani şu an ciğer yaklaşık etle arasında 40 milyon fark yapıyor yani. Çok büyük bir fark yani bu. Ciğer şu an kara borsa, evet. Yani bulunmayan bir şey yani. İklim değişikliği nedeniyle bu tür şeyleri önümüzdeki süreçte daha fazla yaşayacağız gibi gözüküyor. Çünkü küresel iklim felaketi yaklaşıyor. Şimdilerde iklim değişikliği etkilerini hissettirmeye başladı. Yeterince hayvan doğmuyor. Doğanlar kesilebilecek seviyeye çok kısa sürede ya geliyor ya da gelmeden çeşitli hastalıklarla ölüyor. Dünyanın her yerinde bazı endemik bitkiler yok oluyor. İnsanların tahıl anlamında, bitki anlamında gıdası olan ürünler artık yavaş yavaş azalıyor. Dolayısıyla da işte esnafın da dediği gibi ciğer bile eti geçmiş durumda efendim. Şimdi tabii küresel iklim felaketi kapımıza geldi. Dünyanın dört bir tarafında küresel iklim krizine neden olan ülkeleri, yöneticileri uyaran STK'lar, önemli isimler çeşitli açıklamalar yapsalar da hiçbir şey değişmiyor. Mersin'de de MERÇET, Mersin Çevre ve Doğa Derneği küresel iklime dikkat çekmek amacıyla bir açıklama yaptı.
Mersin'de çevreciler 6 Kasım Küresel İklim Eylem Günü'nde gezegenin küresel iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek yaşanabilir bir dünya için harekete geçin çağrısı yaptı. Mersin Çevre ve Doğa Derneği Merçet üyeleri 6 Kasım Küresel İklim Eylem Günü nedeniyle Atatürk Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Merçet Başkanı Sabahat Aslan yapmış olduğu açıklamada dünyada uygulanan vahşi kapitalizm, plansız sanayileşme ve kalkınma programları insanlara dayatılan aşırı tüketme alışkanlıklarının bütün varlıkları tüketme noktasına getirdiğini vurguladı. İklim krizinin sonucunda artık dünyanın her yerinde aşırı yağışlar ve buzulların erimesinden dolayı seller, kuraklıklar, orman yangınları, türlerin yok oluşu ve gıda krizleri yaşanmaktadır. Bugün dünyanın yaşadığı COVID-19 felaketinin krizi de doğanın dengesinin bozulmasının bir sonucudur. Dünyada uygulanan bu politikalardan ülkemizde çok etkilenmiştir. Ranta dayalı ve emperyalizme bağımlılıkla belirlenen politikalar sonucu sanayi, tarım, kent, ulaşım, enerji, madenler, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar, dereler birer rant haline dönüşmüştü. Yeraltı ve yerüstü su kaynakları, toprak ve hava kirletilmiş, çevre sorunları artmış durumdadır. Ülkemiz dünyanın artık vazgeçtiği nükleer ve termik santrallerle, çimento fabrikalarıyla, demir çelik fabrikalarıyla sözde gelişmiş ülkelerin sanayi çöplüğü haline dönüştürülmüştür. İklim adaleti için, yaşanabilir bir dünya için, yaşanabilir bir ülke için, yaşanabilir kentler için başta yerel yönetimlere, meslek odalarına, sivil toplum örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, partilere ve halka çok büyük görevler düşmektedir. İklimi değil, sistemi değiştirmek için herkesi göreve davet ediyoruz. Suyuma, toprağıma, ağacıma dokunma. Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Aktuman bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi ve Mersin'de orman çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Aktuman bu yıl içerisinde ormanlık alanlarda çıkan 81 yangında 9563 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 100 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi. Aktuman, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü sosyal tesislerinde düzenlenen değerlendirme toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda bir sunum yapan Aktuman, kentteki ağaçlandırma ve ormancılık çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Aktuman, Mersin'in yüz ölçümünün %54'ünü ormanlık alanların oluşturduğunu belirterek, Mersin'de 835.534 hektar ormanlık alan bulunduğunu bildirdi. Kentteki ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Aktuman, 2003'ten bu yana 195.711 hektar alana 369 milyon fidan dikildiğini söyledi. Mersin Orman Bölge Müdürü Aktuman, sorumluluk sahalarındaki çalışmaların 59 arazöz, 20 su ikmal aracı, 79 ilk müdahale aracı, 7 dozer, 8 greyder, 7 ekskavatör, 5 trailer, 3 helikopter ve 833 personelle yürütüldüğünü ifade etti. Mersin'de 253 yangın havuzunun bulunduğunu aktaran Aktuman, ormanların kameralı 6 kule ve 1 insansız hava aracıyla gözetlendiğini dile getirdi. Aktuman, orman yangınlarına ilk müdahale sürelerinin 12,5 dakika olduğunu da belirtti. Mersin'de bu yıl içerisinde meydana gelen orman yangınlarına da değinen Mersin Orman Bölge Müdürü Aktuman, 2021'de Mersin'de 81 orman yangını meydana geldi. Bu yangınlarda 9563 hektar alan zarar gördü. Yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 11 ilçede 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız dedi. Uluslararası Turunçgil Konseyi 2022 yılında Mersin'de düzenlenecek. Mersin açısından çok önemli bir toplantı. Çukurova açısından, ülkemiz açısından, ülkemizde üretilen turunçgillerin dünyada tanınması, tercih edilmesi, yeni pazarların bulunması açısından çok önemli. Dolayısıyla 2022 yılında düzenlenecek bu Uluslararası Konsey ile ilgili Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz ve
bu toplantıyı gerçekleştirecek olan bileşenlerin yöneticileri ortak bir basın toplantısı düzenleyerek bu kongre hakkında bilgiler verdiler. Hepinizin bildiği gibi 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi 2012 yılından bu yana kadar çaba sarf ettiğimiz, uğraştığımız bir kongre. Bu kongre ilk olarak 1968 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde Amerika'da gerçekleştirildi. Daha sonra her 4 yılda bir dünyanın muhtelif ülkelerinde gerçekleşti. Biz bu kongreye 2012 yılında talip olduk. 2012 yılında Valencia'da yapılan kongrede ülke olarak bir sunum yaptık, öneride bulunduk ve bu öneri neticesinde bu komite bunu uygun gördü. Nihai oylamanın 2016 yılında Brezilya'da yapılacak olan kongrede olacağını ifade ettiler ve 2016 yılında bir grup halinde bir heyetle bu kongreye iştirak ettik. Bu kongrede yapmış olduğumuz sunum neticesinde oy birliğiyle bütün ülkelerin onayıyla bu kongreyi alma fırsatı bulduk. Ve daha sonra bu kongreyi aldıktan sonra ülkemizde hemen bir ekip oluşturduk. Kongre Bilim Kurulu Başkanlığı'na Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Turgut Yeşiloğlu, yine bu kongrenin koordinasyonunu yürütmek üzere koordinatörlüğüne Profesör Doktor Okan Özkaya getirildi ve hazırlık çalışmalarımıza başladık. Yine Güney Kore'de uluslararası yapılan International Citrus Expo'da 2018 yılında onur konuğu olarak Türkiye'yi davet ettiler. Dünya Turunçgil Topluluğu'nun başkanlığını yürütmemiz vesilesiyle ve bu kongrede bir sunum gerçekleştirdik. Bizden sonra 2024 yılında Güney Kore'de bu kongre gerçekleşecek ve 2018 yılında hangi ülkede gerçekleşeceğini biz ülke olarak biz karar vereceğiz. Daha sonra tekrar tanıtım faaliyetlerimizi pandemi süreciyle birlikte devam ettirmeye gayret ettik. Ve en son geldiğimiz noktada bu tanıtım faaliyetlerini hiç ara vermeden sürdürdük. Yine Mersin Narenciye Festivali'nde, Interfresh Antalya Fuarı'nda, Mersin Tarım Fuarları'nda tanıtımlarımızı gerçekleştirdik. Ve yine Sayın Bakanımızın desteğiyle Akdeniz bisiklet turunu gerçekleştirdik uluslararası. Bu bisiklet turu da Turunçgil temalı olarak gerçekleştirildi. Ve bölgemizdeki sivil toplum kuruluşları ve belediyelerimizle başlangıçtan bugüne kadar yapmış olduğumuz hazırlık çalışmalarında bizlere destek verdiler. Geçmiş belediye başkanlarımız, yine zamanın şu andaki görev yapan bütün belediye başkanlarımız bu kongre süreci içerisinde bizlere destek verdiler. Ve bundan böyle de vermeye devam edecekler. Bu kongrede biz ülkemize, sektörümüze ve bölgemize tanıtımına katkıda bulunmak için elimizden gelen bütün gayreti göstermekteyiz. Yine TRT Genel Müdürlüğü, TRT olarak bize dünyadaki tanıtımın gerçekleştirilmesi için sponsor oldu. Bu doğrultuda çalışmalarımız yürüyor. Yine yapmış olduğumuz faaliyetler, bir dizi faaliyetler yine ulusal ve uluslararası basında yer almaktadır. Bundan böyle de 2022 yılında kesin olarak yapacak şekilde biz hazırlık çalışmalarımızı yürüteceğiz ve devam ettireceğiz. İçer gündemi sporla devam edecek. Spordaki gelişmeleri Mehmet Uysal aktaracak. Covid-19'a karşı toplum bağışıklığı için gelin aramızda aşıda birlik ve beraberlik bağ kuralım. Aşı risklere karşı güven, yarınlar için özgürlük duygusudur. Aşı olan riski herkes için azaltır. Sizleri, her birimizi kuşatan aşıda birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Evet.
Herkese iyi akşamlar. Günün yine önemli spor gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Tarsus İdman Yurdu ile başlayacağız. İkincilik Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu nihayet kazandı. Eskişehir Spor'u ağırlayan temsilcimiz Tarsus İdman Yurdu sahadan 2-0 galip ayrıldı. İkincilik Beyaz Grup'ta sezona kötü bir başlangıç yapan Tarsus İdman Yurdu nihayet evinde kazandı ve rakibi Eskişehir Spor'u 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Tarsus puanını 12'ye yükselterek rahat bir nefes aldı. Goller Niyazi Batuhan Salman ve Sinan Kurumuş'tan geldi. Tarsus İdman Yurdu 10 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak. Evet, Tarsus İdman Yurdu demişken istifasını sunan kulüp başkanı Şahin Kırbıyık'ın da birçok sosyal medya hesabında istifasını geri çektiği ve göreve devam edeceği bildiriliyor. Tabii resmi bir açıklama yok. Bununla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İçeri İdman Yurdu diyelim. 3. lig 3. grupta sezona şampiyonluk parolasıyla başladılar ama istenilen sonuçlar gelmeyince teknik direktör Cem Kavçak'ın görevine son verilmişti. Yeni teknik direktör Ender Alkan ilk resmi maçına çıktı ve zorlu bir deplasmanda Trabzon'da, Karadeniz'de daha doğrusu Ordu Spor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Üçüncü lig, üçüncü grupta mücadele eden İçeri İdman Yurdu, yeni hocası Ender Alkan'la çıktığı ilk maçında deplasmanda Ordu Spor'u Muratcan Bölükbaşı'nın golüyle 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan İçeri İdman Yurdu, teknik direktör değişikliğine gitmiş ve göreve Ender Alkan'ı getirmişti. Alkan ilk resmi maçında kazanarak Mersin'de de güven oyu almış durumda. Puanını 17 yapan İçeri İdman Yurdu haftaya evinde Gümüşhane Spor'la karşılaşacak. Evet, bir hatırlatma yapalım. Yarın akşam yine bu stüdyoda, bu ekranlarda İçeri İdman Yurdu'nun yeni teknik direktörü Ender Alkan ve basın sözcüsü Halim Yiğit de stüdyo konuğu olacak. Önlü Bron'un diyelim. Bölgesel amatör ligle devam edelim. Bölgesel amatör ligler yaklaşık 2 yılın ardından tekrar başladı. Geçtiğimiz hafta başlamıştı ve yine bir Mersin derbisine sahne oldu. Bu kez İdman Yurdu 1925 ile Silifke Belediyespor karşı karşıya geldi. Bölgesel Amatör Lig'de Mersin derbisini Silifke Belediyespor kazandı. Ligin ilk haftasında evinde Pozantı Belediyespor'u 2-1 yenen Silifke ile ilk maçında Adana'ya 2-0 kaybeden İdman Yurdu 1925, Toroslar Suni Çim'de bir araya geldi. Maçın hemen başında Hacı Ali ile bulduğu golü maç sonuna kadar koruyan Silifke maçı 1-0 kazandı ve 2-2 yaparak 6 puana ulaştı. İdman Yurdu 1925 ise kaliteli kadrosuna rağmen ikinci maçında da puansız ayrıldı. Evet, geçen sezon yarı filan oynayan İdman Yurdu 1925'te önemli transferlerle başlamışlardı. Mahmut Metin gibi, Delil Giriş gibi gerçekten bu ligin Süper Lig'de, 1. Lig'de forma giymiş birçok oyuncu kadrosunda bulunduruyor ama 2-0 yaptılar. Onlar da bir an önce toparlanırlar diyelim. Peki diğer temsilcilerimiz ne yaptı? Erdemli Belediyespor Pozantı deplasmanında rahat kazanırken Mersin Futbol Kulübü evinde Niğde Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Bölgesel Amatör Lig'de Mersin temsilcileri ikinci haftada sahaya çıktı. Ligin ilk maçında evinde Mersin Spor'la 1-1 berabere kalan Erdemli Belediyespor, deplasmanda Pozantı Belediyespor'u 5-0 yendi. Pozantı kulübünde ise aşısız ve PCR testi olmayan 5 oyuncunun kadrodan çıkartılarak genç oyuncularla sahaya çıkması sonrası farklı mağlubiyet olunca kulüpten maç sonrası ligden çekilme kararı açıklandı. Erdemli Belediyespor 2 maç sonunda 4 puana ulaştı. Diğer temsilcimiz Mersin Spor'sa Erdemli beraberliği sonrasında evinde Niğde Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak ilk 2 haftada 2 puan aldı. Tabii bölgesel liglerle beraber süper amatör liglerde başladı şehrimizde. Yaklaşık 2 yıllık o süren pandemi sürecinden sonra açıkçası gençlerimiz futbola acıkmışlar diyebiliriz. Zira 2 haftası geride kalan süper amatör ligde oldukça bol gollü maçlar izliyoruz.
Mersin Süper Amatör Ligler'de heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin ilk maçında 9-0 kazanan Anamur Belediyespor, ikinci maçında da Toroslar Belediyespor'u 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Homurlu Spor ise evinde Akdeniz Belediyespor'u 5-1 mağlup etti ve onlar da 2-2 yaptı. Lige iyi bir başlangıç yapan diğer takım Kuvay Milliyespor ise Orman Spor'u 4-0'lık skorla geçti. Evet, derbi denildiğinde akla 3 tane derbi geliyor. Bunu bütün dünya kabul etmiş. Birinci sırada dünyanın en büyük derbisi olarak gösterilen Boca Juniors River Plate. İkinci sırada Inter Milan. Üçüncü sırada ise Galatasaray Fenerbahçe derbileri var. Ve işte onlardan birisi dün akşam İtalya'da oynandı. Milan Inter maçı 1-1 sona erdi. Dünyanın en büyük 3 derbisinden biri olarak kabul edilen Milan-Inter derbisi nefesleri kesti. Ligde şu ana kadar mağlup olmayan ve Napoli ile liderliği paylaşan Milan son şampiyon Inter'i ağırladı. Inter Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı atışıyla 1-0 öne geçse de Milan Interli oyuncunun kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Inter maçın 27. dakikasında bir kez daha penaltı kazandı. Ancak bu kez Lautaro Martinez golü atamadı. Karşılaşmanın devamında karşılıklı ataklarla devam edilirken başka gol olmayınca dünya derbisi 1-1 skorla sona erdi. Evet, bundan 2 hafta sonra da dünyanın en büyük derbilerinden birisi olarak gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Bu haberle birlikte de spor haberlerimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.